Doğru Yönelim'in 10. bölümüne hoş geldiniz. Merhaba. Burada moderatörüm Serhat ve tam sabırım Ramazan'la birlikteyiz. Evet, şu anda Efes Antik Kenti'nin lore'unu anlatıyoruz. Bugün bu bölgede karakter kasıyoruz. Arkadaşlar geldik. Tiyatro bölümüne, Efes Antik Kenti'nin tiyatrosundayız. İsa öldükten sonra Night Elf'lerin lideri olan Aziz Petrus burada Druidizmi yaydığı için burası Night Elf'ler açısından çok kutsal bir bölge kabul ediyor arkadaşlar. Gezimize devam edeceğiz ancak bu muhteşem tiyatronun görseliyle sizleri yalnız bırakıyoruz. Yüce Night Elf, Ark Druid, Aziz Petrus'un konuşmasını yaptığı tiyatro burası. Şöyle görebilirsiniz. Kadimler Savaşı sonrası Aziz Petrus, Druidizmi Malfurion'la birlikte bu tiyatroda yaptığı konuşmayı yaymaya başladı. Burası bu yüzden Night Elf'ler için çok kutsal bir yer kabul edilir. Evet, görüyorsunuz, muhteşem bir yer. Evet arkadaşlar, şimdi Efes Antik Kenti'nin Kalimdor bölgesindeki Celsus Kütüphanesi'ne geldik. Night Elf'ler için inanılmaz önemli olan bu yapı yeniden restore ediliyor. Görüyorsunuz, muazzam. En iyi şekilde restore edilen anıtlardan bir tanesi bu. Şimdi bir de içeriye göz atalım. Cevat Kelle. Gördün mü? Tarihin bütün geçmişini anlatan papiruslar buralarda geziydi. Tabii ki kültür sanat eserleri de burada korunmaktaydı. Burası bir mezar anıt olarak geçiyor. Ölen birisi adına yapılıyor. Sen. Evet, aynen öyle. Evet arkadaşlar, dönemin Efes Antik Kenti'ne krallık yapan Yüce Night Elf Hardinus'un tapınağının önündeyiz. Bu ona bir teşekkür mahiyetinde yapılan bir tapınak ki karşısında teras evleri görüyoruz. Yani o dönemin soyluların ve zenginlerin yaşadığı evlerin tam karşısında yapılmış bir tapınak burası. Üzerindeki işlemelerde kendi Hardinus'un, yani kendi hayatını anlatan figürler göreceksiniz. Ve şu ana kadar güzel saklanmış ve güzel restore edilmiş bir tapınak görecek. Arkamda görüyorsunuz. Ve karşıda da güzel mozaiklerle işlenmiş bir yer yolu ve teras evleri görmektesiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Night Elf'lerin lideri olan Trianaeus, yalan söylüyorum, Trianaeus'un çeşmesine hoş geldiniz. Burada iyi restore edilmiş, iyi günümüze kadar korunmuş Trianaeus'un çeşmesini görüyorsunuz. Trende çeşmesi. Evet arkadaşlar, şu anda Night Elf'lerin Kraliyet Akademisi'nin, yani Koel Doraylar'ın bulunduğu Devlet Agorası'nın karşısındaki Odeon konser salonundayız. Burada hem soylu kişilere konserler verilirken hem de bazı büyük devlet meselelerin kararları alınıyor. Evet, şu an görüyorsunuz Odeon konser alanı ve karşı taraf komple Devlet Agorası. Elf şehrindeki Herakles kapısının girişindeki o güzel melek heykelinin önündeyiz. Burada Herakles kapısını görebiliyorsunuz. Buradan şehre giriş yapılabiliyor. Arkada Devlet Agorası'nı geride bıraktık ve tapınağımızla birlikte iki çeşmeyi de arkamızda kaldık. Arkadaşlar, Eda ile Lore Öğreniyorum'un bu bölümünde elflerin antik kenti olan Efes'i anlattık. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere burada yaşananları, burada olan anıtların nelere ait olduğunu
aktardık. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. See ya.